Hadi Şeri, hadi ama geç kalacağız, gelemeyim. Ay, bilmiyorum. Yani emin değilim. Bu sanki biraz şey gibi. Hadi ama gel gelemeyim. Eminim çok yakışmıştır. Muhteşem olmuşsun, gelemeyim. Çok güzelsin Şeri. Kesinlikle başımıza taş yağacak. Bu elbisenin altı nerede kızım? Altı bu işte. Hiç öyle şey olur mu? Şov dünyasında her şey olur. Şeri, inan bana harika görünüyorsun. Bu gecenin yıldızı biz olacağız. Bir yaşıma daha girdim. Dünyanın sonu böyle böyle gelecek. Hadi kelebeğim, acele edelim. Hadi. Bize şans dileyin. Kalbim seninle Şeri. Hadi göster kendini. Televizyonda izlersiniz artık bizi. Çok konuşma da kıza sahip ol, ona göre. Hiç merak etmeyin Necip. Akşama zaferimizi kutlarız artık. Şeri, ayakkabılarını aldın mı? Almaz olur muyum burada? İyi şanslar. Makbul. Hadi. Bana şans dile. Hadi bakalım, ver gitsin. Üf, bu ne ya? İyi de ne zaman çıkacaklar? Birazdan sıra onlarda. Ben bile heyecanlandım. Nana kızım, Hakan nerede kaldı? Bilmem, iş uzamıştır. Yarışmayı kaçırmasa bari. Aman çok önemliydi. Hoplayıp zıplıyorlar işte. Sanki bir hastalığa çare buldular. Bence güzel dans ediyorlar. Bence de. Çocuklar acıkmışsınızdır. Hazırlayayım da siz önden yiyin. Ha? Yağmur kuş bırak şimdi, izle izle. Evet, sıradaki yarışmacılarımız Şeri ve Tanker. Şunlara bak, her yerleri ortada. Ne bu? Şşt, bakmış. Ha? Çalışmalarına değmiş. Bunlar kesin birinci olacak. Yapacağını yaptı işte resim. Olamaz, duramıyorlar. Tıpkı burada olduğu gibi. Bunun böyle olacağı belliydi. Bakın bakın. Seyircilerin odasına daldılar. Rezalet. Elincekleri kesin ama kanalda renklikler tavana vurmuştur. Niye duramadılar acaba? Belki de ayakkabılarda bir şey vardı. Olabilir şoker, bu her şey beklenir. Ben açarım.
Babacığım yarışmayı kaçırdın. Şokerleşir rezil oldular. Halleri öyle komiklik görecektin. Gel Simge. Bunun ne işi var bizim evde? Bakıyorum da beni gördüğüne pek memnun olmadın Nana. Yo. Evet Hakan. Sanırım söylemek istediğin bazı şeyler var. Aslında bunu herkesin duyması en iyisi. Bunu söylemek benim için kolay değil ama. Ne oluyor Hakan? Benim seninle evlenmek istemem tamamen bir hataydı Nana. Biz evlenemeyiz. Baba ne diyorsun sen? Oğlum susar mısın? Seni sevdiğimi sanmıyorum. Eğer evlenirsek ikimiz de mutsuz olacağız. Baba! Hakan evladım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek istiyorsun Hakan, şaka mı? Hayır Nana, şaka değil. Beni affet ama bunu yapamam. Seninle evlenemem. Bu yaptığına inanamıyorum baba. Üzülme kızım. Kesin bu işin içinde bir iş var. Göreceksin bak. Babamın bunu yaptığına inanamıyorum. Bu iş çocuk oyuncağı mı? Bir de onunla asla konuşmayacağım. Bu da ne? Bak göreceksin, her şey düzelecek. Hadi kızım ağlama artık. Hiç boşuna uğraşma Şoker. Çıkmayacağım. Şoker mi? Beni rahat bırak Şoker. Bu ses nereden geliyor? Ben Şoker değilim. Bir dakika bakar mısın? Sana bir şey söylemek istiyorum. Değil misin? Kimsin peki? Benim adım Emre. Dünyalı bir çocuğum. Lütfen çıkar mısın? Sana bir şey sormam gerek. Ne var? Ne istiyorsun? Bocuk'um kazayla öldü. Neden anlamıyorsun? Ne yapalım, dikkat etseydin. Bunun öğretmemiz için ne kadar değerli olduğunu bilmiyor musun? Sorun da orada ya. Bana çok büyük bir ceza verir. Ama söylemezsen sana çok güzel bir hediye alırım ha. Vay, bir de rüşvet teklif ediyorsun ha. Ne alacaksın? Ne istersen. Tamam, bunu bir düşüneyim. Peki ama bunu bir şekilde eski haline getirip yerine öyle koymamız gerekiyor. Biz de aynı şeyi düşündük. Çerçeveyi yeniden yaptırmak kolay. Ama fotoğraf da mahvolmuş. Bu fotoğrafın aynısını nereden bulacağız? Bakın, annesi müdüre çok benzemiyor mu? Evet. O halde müdürün bir fotoğrafını çekeriz. Sonra da bilgisayarda fotomontajla annesine çeviririz. İyi de nasıl? Yani? İşin orasını bana bırakın. Ah anneciğim, kim bilir nerelerdesin şimdi. Bütün kabahat benim. Senin o Ulvi fotoğrafını ortalık yerde bırakmamalıydım. Bu çocuklara güvenilmeyeceğini bilmem gerekirdi. Gelin. Ne oldu? Yoksa anneciğimin fotoğrafından bir haber mi var? Hayır öğretmenim. Yeni çıkarmaya başlayacağımız okul dergisinde yayınlanmak üzere bir röportaj yapmak istiyoruz. Düşündük taşındık. İlk sayımız için en uygun konunun siz olacağına karar verdik. Demek okul dergisi çıkarmaya karar verdiniz. Evet öğretmenim. Aferin size. Bu çok güzel bir faaliyet. Beni düşünmüş olduğunuz için de çok teşekkür ederim.
Ama şu anda pek müsait değilim. Biraz canım sıkkın da. Ama öğretmenim, bizim hiç vaktimiz yok. Lütfen sadece bir iki poz. Ya çocuklar, hiç havamda değilim. Sonra gelin, hadi. Sizin gibi bir eğitim gönüllüsünün, kendini işine alamış değerli bir öğretmenin ilk sayıda olmaması büyük eksiklik olacak. Emre, çok haklısın evladım. Duygularımı bir tarafa bırakmam lazım. Görev beni bekliyor, evet. Gel bakalım Emreciğim. Çekmeye başla. Teşekkür ederim. Gözünü yanayım. Şimdi zil çalacak. Hala bitmedi mi? Bitti bitti. Bakın bakalım olmuş mu? Bakın bu sizin çektiğiniz fotoğraf. Bu da düzenledikten sonraki hali. Harika. Kusursuz. Vay. Bakın bir bakın kendini öpeyim. Sen büyük bir sanatkar mısın? Şimdi size bunu kaydedeceğim. Bundan sonra sana düşüyor ama. Tamam. Ben gidip fotoğrafı bastırdım. Bir de çerçeve yaptırdım. Allah senden razı olsun Ulis kardeş. Ramo, bana alacağın hediyeyi de unutmazsın umarım. Ayıp ettim bacıkım. Ne edeceğim bilemiyorum. Senin fotoğrafını nerede bulacağım? Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Gel. Ne var çocuklar? Yine ne oldu? Sizinle konuşmamız gereken bir konu var öğretmenim. Çok önemli değilse daha sonra konuşalım Ramazan. Öğretmenim, fotoğraf hakkında. Yok, yoksa buldunuz mu fotoğrafı? Bulmadık. Çünkü zaten bizdeydi. Ben almıştım onu. Demek sen ha? Çabuk ver bakayım annemin fotoğrafını. Başım büyük belada Ramazan. Her şeyi affedebilirdim ama bunu asla. Buna ne olmuş böyle? Çerçevesi değişmiş bunun. Öğretmenim, zaten ben de onun için aldım. Anlamadım. Bu okula ilk geldiğim günden beri anneniz hakkında pek çok şey duydum. Onun nasıl mübarek bir insan olduğunu, kendini nasıl eğitim aldığını öğrendim. Ona olan saygı kat kat arttım. Bu örnek insan, bu değerli eğitimci için ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra fotoğrafın çerçevesini görünce birden karar verdim. Onun kişiliğine daha da yakışacak bir çerçeve yaptırmaya. Size de sürpriz olsun istedim. Ama tüm bunlardan sonra bana ceza vereceksiniz de cezamı çekmeye razıyım hocam. Öyle şey olur mu Ramazan oğlum? Öyle şey olur mu? Beni de duygulandırdın. Sen örnek bir öğrencisin yavrum. Aferin. Sana çok teşekkür ederim. Ah anneciğim, ben ne zaman huzur bulacağım? Mutluluğu bir türlü yakalayamıyorum. Kulina Hanım da benim değerimi ben öldükten sonra anlayacak galiba. Bu leke de ne böyle? Anneciğim hiç merak etme, hemen temizliyorum. Anne, bekle hemen geliyorum. Yeni bir bilgisayar oyunu aldım. O kadar heyecanlı ki. Emre de yeni bir oyun aldı. Çok bana dün neden kötü söyledim. Davrandığına dair hala bir açıklama yapmadın. Şey, aslında ben sana şaka yapmak istemiştim ama biraz ileri gittim galiba. Kusura bakma. Şimdi biraz işim var. Sonra konuşsak olur mu Gamzeciğim? Bak şimdi elini böyle
yapıyorsun? Bu Emin'in tavırlarını bazen hiç aklım almıyor. Ya bu kızlar da insana hesap sormak için hep tam zamanını bulur. Tamam hadi bir daha. Ne oldu, hallettin mi? Evet, bu bana tam 10 tane bilgisayar önüne patladı. Ama bilgisayar kodu Sinan okulun bilgisayarına girerek sınav sorularını aldı. Sen bir daha iyisin. Yok, daha iyi olan Sinan. Benim sadece param var. Bu da ne? Hiç boncukum, hiçbir şey değil. Sizin hep şeyler çeviriyorsunuz öyle değil mi? Ver bakayım o kağıdı bana. Hayır, sakın verme. Eğer verirsen bana yaptığın her şey için seni affedeceğim. Ya ne yaptım, başımız şimdi belada. Görün mü, elimden bir şey gelmiyor. Ama benim elimden bir şey geliyor. Ver onu bana, ver diyorum. Vermeyeceğim. Birazdan yine pırıl pırıl olacaksın anneciğim, hiç merak etme sen. Allah Allah, bu çocuklar hiç rahat durmayacaklar mı? Bak anne, gördün mü? Pırıl pırıl oldun. Allah Allah! Emre, çabuk onu bana ver. Ver dedim. O kağıt çok önemli şeyler olduğuna eminim. Yoksa benden kaçırmak için bu kadar uğraşmazdın. Ne oluyor çocuklar yine burada ha? Nedir bu itiş kakış? Öğretmenim, vallahi bu sefer beni bu kapattın yok. Elindeki şu kağıda baksanız öğretmenim. Benim görmemi istemediği bir şey var. Kapasana çeneni gıcım. Emre, ver bakayım şu kağıtta ne varmış. Sakın bir daha kavga ettiğinizi görmeyeyim. Bozuşuruz ona göre. Ne oluyor bunlara yine? Bir anlasam neler olduğunu. Gel boncuğum, ben sana kantinde bir şeyler ısmarlayayım da moralin düzelsin. Ben yandım ya. Ne var bu kağıtta? Sınav soruları. Ne? Sınav soruları mı? Şşş! Yavaş olsan herkes duyacak. Bence bunda bir sakınca yok. Çünkü müdür o kağıda çoktan bakmıştır diye. Müdürden hala bir ses çıkmadığına göre bir şansımız var demektir. Müdür oylayacak bir şey bulursak bu kağıdı alabiliriz. Diyelim ki kağıdı hala okumadı. Onu nasıl oylayacağız? Bana yardım edeceksiniz. Bir şartla. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağına dair söz verirsen. Evet Emre. Peki, söz kabul ediyorum. Bu yaptığım gerçekten çok kötüydü. Peki kağıdı nasıl geri alacağız? Buldum. Onu kurduğumuz gruptan söz edelim. Grup mu, ne grubu? Bir müzik grubu kurduğumuzu, bir yarışmaya katılacağımızı söyleyelim. O bizim şarkılarımızı dinlerken bir de odasına girip kağıdı alıverir. Başka çare yok gibi görünüyor. Dua edelim de kağıdı okumamış olsun. İyi o zaman. Bir gidip müdürü çaksın. Yağmur sen git. Müdür seni kırmaz. Evet. Peki. Siz neler çeviriyorsunuz yine? Hiç. Müdüre küçük bir konser vereceğiz. Şu hep beraber yaptığımız şarkılar var ya. Onları söylemeyi düşünüyoruz. Ben siz mi? Yok be canım çikabeyim. Sessiz olur mu? Kambeksiz düğün mü olur? Şarkımız gerçekten çok güzel. Geliyorlar, geliyorlar. Bakalım müdür duyunca. Yağmurcuğum, inşallah söylediğin kadar önemli bir şeydir. Çünkü beni çok önemli bir işin başından kaldırdı. Önemli olmaz mı öğretmenim? Kendi aramızda bir müzik grubu kurduk ve besteler yaptık. Şimdi de çok önemli bir yarışmaya katılacağız. Bu konuda sizin engin müzik bilginizden yararlanmak istiyoruz. Öyle mi? Hay hay çocuklar, hay hay. Size elimden geldiğince yardım ederim. Hadi başlayın bakalım. 1, 2, 3, 4. İki torba kızarı, içinde bir naz buldum. Ev ama çilek mi derken, hayallerime kavuştum. Kavun mu karpuz mu diye, içlerinde boğuldum. Boğuldum, boğuldum, meyvelerle sapladım. Nerede bu kağıt ya? Eyvah! Şimdi yandık! Bırakamam ki! İnce üzüm derken bir patlıcan buldum. Doğrusu ilginç bir tarzınız var çocuklar.
bütün şarkıların sözü ve bestesi bana ait öğretmenim. Hadi oradan gıcık. Öğretmenim yalan söylüyor. Bütün şarkıları beraber yaptık. Evet. Tamam çocuklar, çok tamam çok tartışmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Uzman bir elin size değmesi çok iyi olacak. Çok fena, çok fena. Sizi çalıştıracağım çocuklar. Ama siz de yılmadan çalışmaya devam edeceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım çalışmaya devam. Tamam. Gördünüz mü? Benim sayemde müdür şarkıları ne kadar çok beğendi. Benim düzenlemelerim olmasaydı bu kadar beğenmesi imkan yoktu. Bu grubun beyni benim. Sana hiç kendini beğenmiş olduğunu söyleyen oldu mu? Neyse ki okumamış geldi. Yoksa bu kadar neşeli olmazdı. Ne oldu adı bildin mi? Evet aldım ama başımız bu sefer daha büyük bir belaya girdi galiba. Ne oldu niye ki? Kağıdı alayım derken müdürün annesinin fotoğrafını yere düşürdü. Camı kırıldı. Fotoğraf da yırtıldı. Eyvah! İşte şimdi yandık, hatta yanmadık öldük. Çabuk! Çabuk söyleyin bana! Nerede o? Nerede o? Anne! Annemin fotoğrafını geri almış. İyi de öğretmenim, bunu kim neden yapsın? Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bunu yapan kimse onu derhal yerine getirsin. Yoksa çok kötü, çok kötü olacak. İkinci bir emre kadar okula giriş ve çıkışlar iptal edilmiştir. Okulun altını üstüne getireceğim. Ama o fotoğrafı bulacağım, bilmiş olun. Bakıcım, bulacağım seni, söz veriyorum. Ah, iyi de müdürün annesi fotoğrafını kim ne yapsın? Ortalarla yok rahat olur. Neden Özge'den saklıyoruz? Söyleyelim de alnını müdüre yetiştirsin. Hadi çıkar artık şunu. Çok kötü, ne yapacaksınız? Kaldırıp atalım bir yere. Müdür aramızda kalırsa hiçbir zaman öğrenemez. Bence de en temizi bu. Saçmalamayın. Bu fotoğrafın müdür için ne kadar önemli olduğunu bile bile bunu ona yapamayız. Ne yapacağız peki? Okulun karşısında çerçeveci var. Tamam, ben kimseye çaktırmadan oraya gidip yaptırırım. Ama yırtık fotoğrafı nasıl yapıştıracağız? Hem ne anlar müdür? Doğru vallahi. Matematik sınavına çalıştın mı? Emre, Ramazan, Hulusi. Gelin bakalım benimle. Diğer sınıfları da arayalım. Şey öğretmenim, ben gelemem. Ne demek gelemem? Yoksa fotoğraf alanı tanıyor musun? Neden bu kadar tereddüt ediyorsun? Yok öğretmenim, nereden bileyim? Yürü o zaman. Sallanma oğlum, hadi çabuk. Şaka gibi. Demek Emre aldı bunu ha? Eyvah.